debetül ard. Bu da kıyamet alametleri arasında sayılır. Peki bu kavram Kur'an'da var mı? Evet var. Bu kavram Kur'an'da bir yerde dahbetül ard diye Sebe Suresi 14. ayette geçer. Dahbetül ard aslında yerin canlısı demektir. Yerin canlısı Hz. Süleyman'ın saltanatını bitiren onun bastonunu, değneğini kemiren bir yer kurdu olarak, yer canlısı olarak, bir kemirgen olarak bu ayette geçer. Dehabbetül az Kur'an-ı Kerim'de var deyince millete de zannediyor ki o milletin anlattığı gibi geçiyor. Hayır. Dehabbetül art tam bu kavram yani bu iki kelime tamlama şeklinde Sebe suresi 14. ayette Hz. Süleyman'ın saltanatının bitmesiyle alakalı asla e, aslında bir mecazi ifadedir. Hani baston kişiyi ayakta tutan dayanaktır. Onun yenilip e, yıkılması da işte sahibini yere düşürmektir. Bu iktidarın peyderpey e, işte yavaş yavaş kendisini kaybetmesi anlamında bir mecazdır orada. Peki bu son saatte ilişkilendirilecek şekilde geçmiyor mu? Nemil suresinde tam o kavram değil de benzer bir kavram geçiyor. Ve ila vaka'al kavlu aleyhim onlara azap sözü gerçekleşince ahrecna lehum onlar için çıkarırız daha beten bir canlı minel ardı arzdan. Şimdi bu zannedildiği gibi bu sistem yıkılmadan önce yerden bir canlının çıkması gibi algılanmak zorunda değildir. Bakın ayetin başında diyor ki veda ve kal kavlu el kavlu o söz o azap sözü yani artık söz gerçekleşiyor artık sorgulanma var Artık şahit olunmayan, alışık olmayan şeylerin konuşması var. Dile gelmesi söz konusu. Burada yerden bir canlının çıkartılması ve insanlara konuşması aslında müteşabih bir ifadedir. Bunun açıklayıcısı kardeşlerim Zilzal suresinde yer alır. Zilzal suresinde Allahu Teala buyuruyor ki: "İza zulziletil ardu zilzalaha." Arz şiddetli bir şekilde sarsıldığında ve ahrecetil ardu toprak ağırlıklarını dışarı çıkardığında ve insanu malaha nankör insan da ne oluyor buna dediği zaman yevmeyidin işte o gün tuhaddisu akhbaraha yeryüzü haberlerini anlatacak bi enne rabbike çünkü Rabbin ona vahyetmiş olacaktır işte arzdan bir canlının çıkması aslında arzın bir anlamda dile gelmesidir. Zilzal suresinin hemen işte ilk beş ayetinde anlatılan olay budur. Ve bu yıkımın öncesinde değil bizatihi bu sistem yıkılıp diriltilme başladığında yerin kendi haberlerini Allah'ın ona vahyetmiş olması nedeniyle yeryüzünün kendi haberlerini anlatması noktasında mahşerdeki sıra dışı konuşmalardan birinin yaşanacağını bu vesileyle söyleyeyim. Yoksa henüz bu sistem yıkılmadan yerden bir canlı çıkacak filan onu işte kıyametin alametidir gibi sunmak Kur'an'ı gerçeklerle uyuşmaz. Ayetin kendi bünyesi içerisinde de onunla uygun değil. Aksine konuyu ahirete mahşere e, götürmemizi sağlayacak, gerektirecek beyanlar vardır.